Devam ediyoruz. Bu arada müzik dünyasındaki son gelişen haberleri de resmi web sitemiz dreamturk.com.tr adresinden de bulabilirsiniz. Programın tekrarları Dream Turk Official YouTube sayfasında ve podcastlerimizde radyode.com adresinde, aynı zamanda Spotify podcastler kısmında bulabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Berkay Altunyay ve Melis Fis konuğumuz. Çok keyifle izliyoruz. İkisi de çok şeker ve çok tatlı. Hoş gelmişler Dream Turk'e ve Deşarj'a. Melis ablanın üstündeki renk inanılmaz çok yakışmış kendisine. Teşekkür ederim. Berkay abinin cool'luğu da çok tatlı. Böyle gelen küçük küçük mesajları okuyorum, sonra kızmasın ekran karşısı. Keyifli yayınlar, keyifli izliyoruz. İkisinden ortak bir şarkı gelir mi? İşte biz de tam dememiz. Az önce. Ya biz şu an tanıştık aslında. Ne yalan söyleyeyim. Yani bayağı yeni tanıştık ama bir süredir takipleşiyoruz değil mi? Aynen. Aynı müzik şirketindesiniz. Evet. Evet. Ama sen şarkılarını biliyorsun. Sen Melis'in şarkılarını tabii, biliyorsun. Tabii. Nasıl buluyor Melis'in şarkılarını? Bir şey soracaktım da o kadar ortalığı kızıştırmayayım, tamam. Nasıl buluyorsun Melis'in şarkılarını? Ya ben Bakbana'yı bayağı beğenmiştim. Sonra Bakbana'dan önce çalan bir şarkı oldu. Biz neyiz? O şarkıda ya çok dinleyememiştim mesela. Hı-hı. Dinlememişim. Ama dinlediğimde yani gayet beğendim ettim. Çünkü şey de oluyor. Hani yeni çıkan şarkıların, bilinen sanatçıların ben hani dinlerken çoğu şarkısında hep böyle şey bulurum. Kusur bulurum, dinlemek istemem vesaire gibi bir şey oluyor. Yani kendini beğenmişlik gibi değil ama gerçekten hani böyle teknik olarak bakınca ya da duygusal olarak bakınca. İnce ince inceliyorsun evet, o zaman. Yani, mutfağını bildiğin. Ama mesela hani Melis'in şarkılarını ben gayet baya beğendim. Kusursuz mu diyorsun? Sen Berkay'ın hangi şarkısını en çok seviyorsun? Yani şimdi olmazlar inat desem bana kızar mısın? Ama o şarkı ama da gerçek, neydi ama ya? Ama o şarkıyla tanıdım zaten Berkay'ı. Bir de şöyle bir tatlı olay da var. Ben konserimde söylemek istedim bir gün. Hani cover da söylüyorum ben çünkü konserlerimde. Sonra bu sefer alıcı gözle dinlemeye başladım. Yani artık radyoda değil de artık gerçekten oturup sözlerine bakıyorum. Sözlerini ezberlemek için bayağı bir uğraştım yani bir hafta. Konserde repertuarı neye göre belirliyorsun Melis? Kendi aslında sevdiğim şarkılar ve bana yakışacağını düşündüğüm şarkıları söylüyorum cover olarak. Onun dışında kendi şarkılarımı zaten söylüyorum. Senin konserler başladı. Takvimi görüyorum. Evet. Maşallah. Ya yeni devam. Takvimi henüz açıklamadık ama Mayıs'tan itibaren devam. Yine yoğun bir tempoya gireceksin. Evet. 12 gün önce bir şarkın çıktı. Biraz ondan bahsedelim. Evet, haberi biliyorum. Bir hafta sonra bir tane daha çıkabilir diyor ama. Belli olmaz. Ne yapıyorsunuz siz evde? Bayağı üretiyorsunuz herhalde. Ya şey oluyor. Ya ben besteci yanıma daha çok güveniyorum. Söz yazarlı ve besteci yanıma. Hı-hı. Şimdi ben onu yazmaya başladığım zaman yani benim elimde gerçekten çok fazla hani şarkı birikmiş oluyor. Tabii bunların yapım süreçleri normalde uzun sürüyor. Şimdi çok şarkı yaptığınız için acaba o şarkılar bekliyor ya, sıkıldığınız için mi hepsini tık 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 çıkarmayı düşünüyorsunuz? Bence birkaç farklı cevap var bunu. Ben sıkılıyorum kesinlikle. Aslında dedik yani insanlar sen çok... Sen ne burcusun? Başak burcuyum. Ha, evet, düzenle sürekli evet. Liste yaparım. Neyse hani aslında az önce şey demiştik. İnsanlar sürekli yeni şarkı dinlemek için. Aslında insanların arasında bence biz de varız. Yani evet. Ben de aslında her cuma yeni çıkan şarkılardan bir şeyler indiriyorum ve geçen haftaki cumalar arkada kalmış oluyor. Yani aslında kendim bile zaten çok... Ama işte bak orada şöyle bir şey yapmıyor musun? Ben öyle yapıyorum. Kendi beğendiğim şarkıyı hemen tık listeme atıyorum. Evet. Ve onu mesela 2 hafta, 3 hafta, 5 hafta, 10 hafta dinliyorum. Tabii. Bıkmıyorum. 2-3 hafta ben de dinliyorum ama hani yani, 4-5 ay dinlemiyor artık kimse bir niye şey. Niye ben mesela geçen yazdı galiba değil mi? Melek Bası Deniz. Şu an ekibin bombardmanına uğruyorum. Siz duymuyorsunuz ama ekip diyor ki sen yaşlısın arkadaşı. Yok bu arada biz de dinliyoruz. İlla ki dinliyoruzdur ama ben soruyu unuttum ya. Biz ne konuşuyoruz ya. Bak sorum. Orayı gösterebilir misin? Kameramanlar birbirlerini gösterebilir mi? Gösterin kameramanlar. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Şimdi öteki kameraman arkadaşımızı gösterelim. Gösterin. Görün. Göster. Ben... Abi öyle bir şey mi var? Ama Çetin abi sonuçta müdürleri değil mi? Kim yaşlı? Bak benimle uğraşma, İzmirli damarımı çıkarttırmayın benim. Konuyu anlamaya çalışıyorum. Şimdi dedik ki hani ben mesela 10 hafta dinleyebiliyorum falan.
Yaşlı olduğumuz için böyle bir şey olduğunu söylediler. Öyle bir şey yok. Bence biz de dinliyoruz bu arada. Sadece şunu demek istiyorum ki insanlar genel olarak daha çok sıklıkla şarkı, en sevdiği şarkı değişiyor, favori şarkıları değişiyor. Bu yüzden aslında biz de, ben de mesela üretirken kendi adıma konuşayım. Bir şarkı 4-5 ay çıkmıyorsa ben sıkılıyorum o şarkıdan. Demek ki bu şarkı bu ay çıkması lazım diyorum. Ama zaten Berkay'ın da dediği gibi bizim şarkı yapmamız belki bir gün sürüyor yani. Ama şarkının sonraki süreçleri, fotoğraf çekimi, klip çekimi. Saçını böyle bir düzeltelim, mikrofona geliyormuş. Tamam. Şöyle. Onlar uzatıyor biraz süreci ama bence biz yine iyi yetişiyoruz hepsinden. Evet, evet. Mesela sen bu şarkıya klip çekmedin mi? Lirik video klibi yaptın. Evet. Bu da mı bir projenin içerisindeydi? Mesela çok güzel video kliplerin var. Olmazları inatı nerede çektin mesela? Olmazları inatı ben nerede çektiğimizi hep unutuyorum ya. Yine ekip burada hemen da destek alalım. Yok, hatırlıyorlar. Yani Arnavutköy'ün tepeleri oluyor o zaman. Evet. Süper. Hep unutuyorum adını. Bayağı ileride. Bir kısmı orada, bir kısmı da direkt şeyde. Nerede? Tarafta. Bayağı böldük o zaman. Tamam. Yani İstanbul'un çeşitli yerlerinde çektim. Mesela çok güzel video klipler çekiyorsunuz. Bu şarkıya video klip gelmeme sebebi ne mesela? Bu şarkıya video klip gelmemesinin sebebi, yani gerçekten biz onu yetiştiremedik, yapamadık. Yapamadık yani. Beklemek istemedin mi sen? Beklemek istemedim, artık çıkmasını istiyordum. Bir yandan da lirik video tercih etmemin sebebi, ya benim şarkılarımda şey gibi bir şey var. Kendi hani okuma stilimden belki kaynaklı. Bazı sözler gerçekten anlaşılamıyor. Hani ne söylediğimi insanlar anlayamadıklarını söylüyorlar bana çok. O yüzden olabildiğince, örnek veriyorum, ben eğer klip yapsaydık bile şarkıya, ben yine lirik video tadında olmasını istiyordum. Senkron kullanmazdın o zaman değil mi? Evet. Yani yazı olurdu. Yani yazı olurdu. Söylerdim tabii ki. Senkron kullanırdım muhtemelen ama yine de altta yazmayı tercih ederdim. Melis'in yepyeni bir projesi çıkıyormuş 2 hafta sonra. Evet, şimdi, haftaya hatta cuma. Haftaya mı? Evet. Haftaya cuma. Evet. Detayları biraz bize verebilir misin? Vereyim. Ver. Ekibimden onay alıyorum. Vereyim mi? Şöyle, haftaya cuma Kendini Kandır isimli bir şarkım çıkıyor. Yine sana ait. Bana ait, evet. Sözü bestesi. Ya inanılmaz heyecanlıyım çünkü çok hazırım bu sefer. Yani normalde dediğim gibi bir şarkı yapıyoruz, klibi çekiyoruz, hemen yolluyoruz. Hatta genelde son gece bile bazen klibi editlediğimiz oluyor. Ama bu şarkı aylardır hazır. Hatta şarkının akustiği de hazır, akustiğinin klibi de hazır. Bayağı bir böyle beklettim ve böyle hepsini ard arda vermeyi düşünüyorum. Haftaya cuma çıkıyor, bakalım. Klibimiz de var. Heyecanla. Biz de Dream Türk'te inşallah hemen geri gelmez yayınlarız. Umarım. Bakalım. Güzel ve keyifli bir şarkıdır diye umut ediyorum. Birazcık farklı bir Melis'i gösterdim diyebilirim aslında klipte. Neler daha karanlık yaptın? Çünkü aslında ilk geldiğimde siz dediniz ya bana, ne kadar işte eğlenceli, neşeli, böyle pembe falan giyiniyorum. Bunu görmeyecek miyiz? Yok, bu yok. Bayağı daha dark, karanlık. Saçlarım farklı. Tırnaklarım var. Değişik bir klip olacak. Bakalım. Peki, hala haftayı cumayı iple çekiyorum ve klibi de merak ediyorum. Yine sen yazdın. Yönetmen koltuğunda kim var? Biraz onlardan bahsedin. Cem Kılıç mı? Evet. Bütün kliplerimi, neredeyse çoğunu o çekiyor zaten. İyi mi çoğuluyorsun ama evet, onunla? Çok, çok. Rahat hissettiğin için mi? Çok çok rahatım. Bence bir ekip her şeyden önemli. Ben bu sektöre girdiğimden beri ekip istiyorum, ekip istiyorum deyip duruyorum. Çünkü bir kadın vokalin yönetmeniyle iyi meç olması çok önemli. Evet. Çünkü yani erkeklerde de var bence mutlaka takıntılık da, hani şuradan böyle şu olsun bu olsun falan ben filan. Ben şeyim, soldan çekelim. Soldan, burada otururken diyorum ya, ben sola oturayım, sol profilim daha güzel. O yüzden önemli tabii ki. Şarkının tepkileri nasıl, yeni şarkının? Haberi bile yok. Yani gayet beğeniliyor. Yani tabii ki bir anda Olmazlar İnat gibi bir başarı görmemiz çok zor. Ama dinleyen insanlardan aldığım geri dönüşler gayet olumlu. Ve hani sound olarak bence ya benim zaten içime sinmişti. Ben insanlara da bunun yansıyacağını düşünüyorum zaten. Güzel de dönüşler alıyoruz. Tabii. Harika. O zaman şimdi senin düetinle devam edeceğiz. Ege'ye de çok selam olsun. Evet. Onun da güzel projeleri gelecek çok yakında. Güzel bir meç oldunuz. Ve Dream Türk ekranlarında da Bak Bana şarkını bayağı döndürdük yani. Evet. Yine de bize çok uygun olmayan bir klip olsa tık yapsanız da bardakları blurlayıp blurlayıp. Artık size göre klip çekeceğim ben. Burada yayınlayın evet, diye. Tamam, lütfen. Aklımda bu. Kendini Kandır yayınlayabilirsiniz.
Düşünüyorum. Evet. Tamam, yayınlayabilirsin. Benim düşündüm. Peki hala. Peki hala. O zaman şimdi Ege Balkız'la Melis'in o güzel video klibini ekranlarınıza getiriyoruz. Ardından buradayız.